Lütfen gelin şimdi nasıl ayakkabı giyemediğime bakalım. Bu olmadı. Evet, bu hiç olmadı. Tekrar deniyorum. Vazgeçtim galiba. Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Kahveyle mandalina. Bugün günlerden pazartesi ve ben dün bir karar verdim. Hayatımı değiştireceğim. Artık iğrenç, sağlıksız, hantal, iğrenç. İğrenç demiştim galiba. Hayatıma veda edip yeni bir hayata başlayacağım. Eylülcüm, birazcık kesin konuşmamış mısın sence? Birazcık yani. Biliyorsunuz yeni yıl da başlıyor ve yeni yıla doğru herkes böyle yeni kararlar almaya başlıyor. Yeni yılda şunu daha güzel yapacağım, daha iyi şeyler yapacağım başlıyor. Bana da öyle bir şey geldi. Hani kendimden memnun muyum acaba diye. Bu değişikliğe başlamak için yılbaşını beklemeye gerek yok tabii. Kendime bazı hedefler koydum ve bugün bu hedefleri size göstererek ve bu hedefleri uygulayarak günümü yaşamaya çalışacağım. Öncelikle ilk hedefim, ben bu dönem sırf erken kalkmamak için bütün derslerime en erken 11'e aldım. En kötü ihtimalle 10'da kalkıyorum. Ki bu çok geç bir saat aslında düşündüğümüz zaman. Spor da yapıyorum. Beslenmeme de dikkat etmeye başladım ama ona rağmen hantal hissediyorum. Çünkü geç yatıyorum ve geç kalkıyorum. Yani bence öyle. Her gün sabah 8'de kalkıp evime biraz yakın olan kahveciye gidip kahve almaya karar verdim. İlk hedefim buydu. Bugün tamamladım ama gerçekten en zor kısmı karanlık olması. Geleceğim derse. Tekrar küçük bir şey söyleyeceğim. Aldığım kararlardan biri de sağlıklı beslenmekti. Hadi atlayalım. 1, 2, 3. Ya ne alaka? Arkamızdaki ağaçlar Koç Üniversitesi Genetik Bölümü tarafından çirkin olması için DNA'ları değiştirilerek tohumları üretilmiş ağaçlardır. Tek örneği var. Bunların dünyada tek örneği. Şimdi aldığım kararlardan biri de her gün fiziksel bir aktivite yapmak. Bugün mesela bale yaptım ve sabah aslında bir 20 dakika yürüyüş yaptım. Ya bu ne kadar olursa olsun, eğer bale ya da işte pilatese gitmiyorsam o gün ne bileyim esnetme yapacağım mutlaka. Tamam, giyiniyorum. Hazırım. Selam. Şu an o kadar susadım ki. Geçemezsin. Bugün bale dersinde şöyle bir şey öğrendim. Bu arada bale dersinde hiç arkadaşım yok. Gerçekten hiç arkadaşım yok. Çünkü balede herkes bale çıkıyor. Ne? Bale dersinde bale çıkıyorlar mı? Bayağı garipmiş. Ama bugün balenin son günüymüş o yüzden. Bugün bale dersinde öğrendim ki balenin ve diğer bütün spor derslerimin bu hafta son günüymüş, son dersleriymiş. Yani bu demek oluyor ki bir daha spor dersim olmayacak. Bu da demek oluyor ki ben spor yapmam ki. Eğer zorunda olmazsam yapmam. Bilmiyorum, buna bir çözüm bulmam lazım. Yeni bir karar. Listemize yeni bir karar ekliyoruz. Her gün okuldan geldikten sonra, hani üstümü değiştirip rahatladıktan sonra genel olarak ödev, ders, proje, sunum. Çünkü üniversitedeyken, yani lisedeyken de öyledir eminim. Eminim ki bir şeyler birikiyor. Yani ben mesela yetiştirmekte zorlanıyorum bir sürü şeyi, ödevi, bilmem neyi. O yüzden her gün böyle bir yarım saat, bir saat bir ödev ne varsa ya da yakında bir sınavım varsa ona çalışmaya başlamış olurum gibi.
Bir de yeni bir ajanda aldım. Yanlışlıkla Ocak'tan başlayan bir ajanda almışım. Böyle dün gece çok hevesli bir şekilde ajandayı açtım, yazayım, kullanayım, işte bir şeyler yazayım falan diye ne yazacaksam. Ama Ocak'tan başlıyormuş. O yüzden saat sanırım 6'ya geliyor. Yemek zamanı. Allah'ım çok mutluyum turşu yiyeceğim için. Bugün aslında aldığım kararlardan biri de sağlıklı yemek yemekti. Okulda çok fazla yerine getiremedim bu sağlıklı beslenme. O yüzden en azından akşam yemeğini çok sağlıklı bir şekilde hazırlayacağım. Ben yapmayacağım. Annem hafta sonu yapmıştı, bize gönderdi. Ama olsun, ben de ısıtacağım. Ödümü patlattınız. Serdar, beyaz çorbadan ister misin? Ben yapacağım. Kendimi şimdiden aşırı sağlıklı hissediyorum. Bu ne? Bu nasıl bir çorba ki? Üf, 4 kişi değiliz ki. 3 kişiyiz. Çok açım, yemek söyleyelim. Mutfağa baksana. Doğum günü hediyesi mi abi? Oha! Turşu da var. Hadi yemek 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 yemek. Turşu! Birazdan Zorlu'ya gideceğiz. O yüzden Cem'le Serdar masayı toplarken hemen hazırlanmam lazım. Oha, çok hızlı oldu. Şimdi de çok hızlı bir şekilde makyaj yapmam lazım. Makyaj da bitti. Saat sanırım 11'e geliyor ve biz eve geldik. 7.30'da kalkmanın acısını çekmeye başlıyorum ve böyle yoğun bir gün geçirmenin. Çok yorgunum. Demin pijama altımı ve terliğimi giymem gerekiyordu yani kafamda. Önce terliğimi giydim. Sonra eşofmanıma baktım. Kafam karıştı. Çünkü önce eşofmanımı giymem gerekiyordu. Sonra bunu düzeltemedim birkaç saniye. Neyse, saçmaydı. Şimdi makyajımı çıkarmam lazım. Çıkardım. Son gücümle size son kararımı açıklayacağım. Şu anda 11'e geliyor ve benim son kararım gece yatağa 12'den önce girmekti. Çünkü 8'de kalkmayı düşündüğüm için, hala bir bebek olduğum için 8 saat uyumam gerekiyor. Gelişimimi tamamlamam için boyum 1.56. En azından 1.60'a ulaşmak istiyorum. Ve her gün yatmadan önce, yani bir sayfa da olsa, iki sayfa da olsa, ne kadar okuyabiliyorsam kitap okumak istiyorum. Ve telefonla yatakta oyalanmak istemiyorum. Telefon yanımda olmak zorunda çünkü alarm kuruyorum. Ama bakmamaya çalışacağım ve kitap okumaya çalışacağım. Bu videoyu burada kapatacağım. Son kararı yapıp yapamadığımı size haber vereceğim pazar günkü videoda. Bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sanırım hayatımdaki en uzun vlogum bu olmuş olabilir. Şu anda Serdar ve Cem yanımda ders çalışıyorlar. Bakın Serdar, bakın. Görüşürüz. 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 Bye bye.